tam bağımsızlık şiarıyla hem kendi makus talihini yendi hem de mazlum milletler için bağımsızlık yolunun pusulası oldu. İşte Türkiye Cumhuriyeti aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı meydanlarında verdiği onurlu mücadelenin medeniyet kulvarındaki devamıdır. 200 yıllık geri kalmışlığa ve onlarca yenilgiye karşı damarlarındaki asil kanda mevcut kudretle emperyalist güçlerin karşısına dikildi. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez diye haykırdı. Milli iradeyi hakim kılmak esasıyla tam bağımsızlık şiarıyla hem kendi makus talihini yendi hem de mazlum milletler için bağımsızlık yolunun pusulası oldu. İşte Türkiye Cumhuriyeti aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı meydanlarında verdiği onurlu mücadelenin medeniyet kulvarındaki devamıdır. 200 yıllık geri kalmışlığa ve onlarca yenilgiye karşı milletimizin bulduğu çözümün adıdır. Atamız tüm bu süreci şu sözlerle özetlemiştir. Uçurum kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllarca süren savaş, ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Ve bunları başarmak için aralıksız devrimler. İşte Türk genel devriminin bir kısa deyimi. Bu onurlu mirasın sahipleri olarak Cumhuriyetimizin 99. yaşını bir kez daha gururla kutluyoruz. Atamızı ve silah arkadaşlarını bir kere daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, milli bayramlarımız geçtiğimiz zorlu yolları hatırlamak, geçmişten ders çıkartmak için de önemli bir fırsattır. Cumhuriyet nedir ve sultanlıktan farkı nedir? Büyük Atatürk, Cumhuriyetimiz ikinci yaşına girerken İzmir Kız Öğretmen Okulu'nda öğrencilerin sorusu üzerine bunun cevabını gayet güzel vermiş. Cumhuriyet, ahlaki fazilete dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Sultanlık, korku ve tehdide dayanan bir idaredir. Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuskar insanlar yetiştirir. Sultanlık, korkuya ve tehdide dayandığı için korkak, zelil, sefil ve rezil insanlar yetiştirir. Aradaki fark bunlardan ibarettir. Evet, Cumhuriyet ahlak üzerine inşa edilir. Ucube şahsım rejimleri ise korku üzerine. Cumhuriyet kalpleri birleştirir, tek kişinin iradesine dayanan rejimler ise kutuplaştırır. Toplumsal kutuplaşma, demokrasiye vurulmak istenen darbe için en stratejik araçtır. Ülkemizdeki toplumsal kutuplaşma toksik seviyelere ulaşmıştır. Bugün Türkiye'deki yönetim otoriter rejime kayan en tepedeki 5 ülke arasında sayılmaktadır. Uluslararası Widem Institute tarafından yapılan çalışmada ortaya çıkan sonuç budur. Kutuplaşma temel hak ve özgürlüklerimizi, yargıyı, adaleti, demokrasimizi ve 99 yıllık cumhuriyetimizi tehdit etmektedir. Tek başına ülkeyi yöneten AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir diyerek Cumhuriyetimize ve Cumhuriyet devrimlerine alenen saldırmıştır. Cumhuriyetimize ve Atatürk devrimlerine düşmanlık etmiştir. Kinini kusmuştur. AK Parti Genel Başkanı da bir yandan bayram günü milletin huzurunda yaşasın Cumhuriyet diye bağırıyor, diğer yandan bu vahim hadiseyi sadece seyrediyor. Ağzını açıp tek söz söylemiyor. Sükut ediyor. Ne demişler? Sükut ikrardan gelir. Demek ki kendisinin de partisinin de asıl görüşü bu. Daha önce de aynı AK Parti Genel Başkanı Cumhuriyetimize 90 yıllık reklam arası diyen bir milletvekilini himaye etmemiş miydi? Ama bu defa himaye görenin Erdoğan'ın kendi adına mecliste konuşma yetkisi verdiği bir grup başkan vekili olması, hele hele eski bir kültür bakanı da olması bu rezaleti partinin kurumsal görüşü haline getirmektedir.
Yılın 364 günü İngiliz zırhlısına binip kaçan saray şürekasına güzelleme üstüne güzelleme yapan siz. Keşke Yunan galip gelseydi diyen, fesli meczupları bağırlarına basan siz. Can harbi bitti. Müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki. Övünecek büyük bir tarihimiz varken kölelikten kurtulduğumuz tarihe niye bayram diyeceğiz diyen emekli eski meclis başkanıyla aynı sahnede hem de 29 Ekim'de birlikte poz veren yine siz. 6. filoya secde eden cumhuriyet düşmanlarıyla poz verip şimdi senede bir gün yaşasın cumhuriyet diye bağırarak cumhuriyetçi olamazsınız. Milletimiz kül yutmaz. Aşikarda işlenen kabahatin tenhada özrü olmaz. Milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor. Biliyor, notunu da veriyor. Tasdikname elinde, sahibine vermek, zulümden kurtulmak için sandığı bekliyor. Değerli basın mensupları, cumhuriyet liyakat sistemidir. Tek kişilik şahsım rejimleri ise sadakat sistemidir. Saraya sadakat sistemidir. Milletin tüm imkanları bir avuç saray yanaşması için seferber edilir. Güreşçiler, kamu bankalarına yönetim kurulu üyesi yapılır. Bir tek güvenlik makalesi okumadım. Bu konuda bir şey biliyorum dersen yanlış olur diyen kişi İçişleri Bakanı yapılır. Rüşvet alanlar büyükelçi yapılır. Vatandaş bir yandan akşam eve nasıl ekmek götüreceğini düşünür, diğer yandan da ödediği vergilerle, acımasızca kendinden alınan vergilerle itibardan tasarruf olmaz diyen sarayı besler. Millet evladını yemez içmez okutur. İki üniversite bitiren vatan evlatları asgari ücretle iş bulamaz ama sarayın yanaşmaları 3-5 maaşla keyif çatar, lüks arabalarda burunlarına pudra şekeri çeker. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi, tek kişilik şahsım rejimleri ise şürekasının yanaşmasının hamisidir. Saray başka ülkelerin talebiyle ülkemizde tuttuğu milyonlarca Suriyeli'ye milletimizin kesesinden milyarlarca dolar akıtır ama vatandaşlarımız hayat pahalılığı altında inim inim inler. Suriyeli sığınmacının bana vatandaşlık geldi istemedim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsam maaşım olmaz, rezil olurum sözleri aslında saray yönetiminin, kibirli saray yönetiminin bu milleti ne hale getirdiğini çok güzel anlatmaktadır. Değerli basın mensupları, cumhuriyet yarını düşünerek inşa eder, fabrikalar kurar. Tek kişilik şahsım rejimleri ise hayırsız evlat gibi bunları satar, savar. Cumhuriyetimiz daha ilk günden itibaren her fabrika bir kale diyerek ülkemizde üretim seferberliği başlatmıştır. Önce Birinci Dünya Savaşı'ndan alınan derste üç beyaz, şeker, bez ve un üretiminde kendine yeterli olabilmek ilk hedef olarak konmuştur. Bugün de pandemiden sonra tüm dünya bu politikalara geri dönmektedir. Eskişehir, Turhal, Alpullu ve Uşak'ta şeker fabrikaları, Kayseri, Konya Ereğli ve Bakırköy'de bez, Nazilli'de basma, Bursa ve Bünyan'da dokuma fabrikaları. Hem bir banka hem bir tekstil işletmesi olarak Sümerbank. Anadolu'nun pek çok ilinde buğday siloları, Aksaray'da Atatürk'ün talimatıyla kurulan Azmi Milli Un Fabrikası ve Cumhuriyet'le birlikte yükselen diğer fabrikalar. İlki Kırıkkale'de başlamak üzere 12 ilde demir çelik fabrikası. Başabahçe cam fabrikaları, çimento, kömür, kimyevi madde, gübre fabrikaları, yeraltı kaynaklarını işletmek için Etibank, elektrik santralleri, yeni demir yolu hatları, limanlar, 1950'lerde SEKA'nın sahneye çıkması, 1960'larda Erdemir, demir çelik fabrikası, Petkim, 1970'lerde Sakarya Tank Palet Fabrikası, 1980'ler Tüpraş, 1990'lar Türk Telekom ve daha niceleri. Cumhuriyet hükümetleri bunca fabrika kurdu. Erdoğan ve şürekası bu mirası 63 milyar dolara kendi deyişleriyle babalar gibi sattı. İşte Türk Telekom, Saray Telekom'u Lübnanlara sattı. Satarken de bizim tarlanın taşıyla bizim tarlanın kuşunu vurdurdu. Lübnanlılar Suriyelilerle bir oldu, Suudilerle bir oldu.
Türk Telekom'un karını aldı, borcunu bizim bankalarımızın sırtına bıraktı. Sonra da çekip gitti. Devletin bu şirketin yönetimine atadığı memurlar Türk Telekom'un yağmalanmasını sessizce izlediler. Yetmedi, kimi saraya yardımcı, kimi genel sekreter oldu, kimileri de danışman. Ülkenin elinde talan edilmiş, son derece yetersiz bir fiber altyapı kaldı. Dijital çağa, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına bu yetersiz altyapıyla girdik. Şimdi bunun müsebbipleri çıkmış, bundan şikayet ediyorlar. Bunu tamir edebilmek için ülkenin ikinci yüzyılına randevu vermeye kalkıyorlar. Siz önce bu talanın bir hesabını verin. Ama ne gezer? Tam da Cumhuriyet Bayramı arifesinde Telekom'u soyup soğana çeviren Lübnanlı Hariri ailesinin temsilcisi nispet yapar gibi Erdoğan'ın sarayına gelmiş. Sarayın kibirlisiyle basına kapalı bir görüşme yapmış. Şu fotoğrafa iyi bakın. Ne Erdoğan'ın yüzünde hesap soran bir ifade var, ne de Telekom'un içini boşaltanların yüzünde hesap veren bir ifade. Belli ki Hariri'nin keyfi yerinde, objektiflere gülerek poz veriyor. Cumhuriyet tüyü bitmedik yetimin hakkını arar. Tek kişilik şahsım rejimleri ise tüyü bitmedik yetimin hakkına girenlere işte böyle burdesimde olduğu gibi hal hatır sorar. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta sonu 20 yıldır hükümette olan sarayın kibirlisi çıktı milletten bu defa 100 yıl istedi. Ya aynesi kiştir kişinin lafa bakılmaz. 20 yıllık devri iktidarında milletten 2 trilyon 504 milyar dolar vergi toplamış. İçeriden ve dışarıdan 131 milyar dolar borç kullanmış. Bir de milletin 63 milyar dolarlık malını mülkünü satmış. Toplam 2 trilyon 697 milyar dolar kaynak toplamış, para toplamış, bir de güzel harcamış. AK Parti'den önceki 79 yılda göreve gelen tüm Cumhuriyet hükümetlerinin kullandıkları para, paranın 4 katı. Ve bunu tüm Cumhuriyet hükümetlerinin harcadığının 1/4 kadar bir sürede harcamış, bitirmiş. Önceki 57 hükümet kullandıkları her 100 dolarlık kaynakla ülkeye 714 dolarlık gelir yaratmışlar ülkede. Erdoğan hükümetleri ise kullandığı her 100 dolarlık kaynakla sadece 533 dolarlık milli gelir yaratabilmiş. Erdoğan kaynakları israf etmiş. Millete verdiği sözleri tutmamış. Bundan tam 11 yıl önce 2011 seçimlerine giderken 2023 için milletimize bazı sözler verdiler. Bunların adına da anlı şanlı 2023 hedefleri dediler. Bir de bunları yetmedi, kalkınma planlarına da yazdılar. Devletin resmi hedefleri haline de getirdiler. 2023'e bugün itibariyle tam 2 ay kaldı. Saray milletimize 2023'te milli gelirimizi 2 trilyon dolara çıkarma sözü vermişti. Şimdi kendi resmi programlarında 2023'te milli gelirimiz 867 milyar dolar olacak diyorlar. E insaf. Hadi pandemi oldu, Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Onun için 2 trilyon sözümüzü tutamadık ama 1 trilyon 867 milyar dolarda kaldık desinler, biz de kabul edelim. Ama 867 milyar dolar millete vaat ettikleri hedefin yarısı bile değil. Bu beceriksizliğin daniskası. 2023'te kişi başına geliri 25 bin dolara çıkaracağız demişler. Bu sözü vermişler. Yani bu ülkenin her bir ferdinin yıllık geliri 25 bin dolar olacak demişler. Şimdi 2023'te kişi başına gelir olsa olsa 10 bin dolar olur diyorlar. Buna baktığınız zaman bu da hedefin yarısı bile değil. Beceriksizliğin daniskası. Milletimize Türkiye'yi 2023'te ilk 10 ekonomi arasına sokma sözü verdiler. 1990'da ilk 20'ye giren koca Türkiye ekonomisini 2023'te ilk 20'den düşürme sınırına getirdiler. Bu beceriksizliğin daniskası değil de ne?
İşsizliği %5'e düşüreceğiz dediler. İşsizlik %10'da kaldı. Taahhüt ettiklerinin iki katı. Alın size bir başka beceriksizliğin daniskası daha. Hep söylemek zorunda kalıyoruz. Arsız neden arlanır? Çul da giyer, sallanır. 20 yılda millete verdiği hiçbir sözü tutamayan, millete taahhüdünü yerine getiremeyen saray, şimdi çıkmış önümüzdeki 100 yıl için milletten yetki istiyor. E pes doğrusu. Son, sen gelecek 100 yılı bırak. 2023'e 2 ay kala 2023 hedeflerini neden tutturamadın? Çık, millete bunun hesabını önce bir ver. Millet olarak bunların çıraklıklarını gördük, kalfalıklarını gördük, ustalıklarını gördük. En sonunda maşallah camı çerçeveyi indirdiler. Bu aziz milleti ve memleketi harap ettiler. Şimdi önümüzdeki yılların hesabını, şimdi 2023'te tutturamadıkları hedeflerin hesabını vermeden önümüzdeki asra talip olmaya kalkıyorlar. Her sıkıştıklarında ya bir asır önceye ya da bir asır sonraya kaçıyorlar. Konuşmadıkları tek şey ise bugün. Bugün mutfaklarda tencereler kaynamıyor. Milletin cüzdanı bomboş. Milletin cüzdanını boşaltan hükümetin vizyonu da boştur. Tekrarlayalım. Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Değerli basın mensupları, kışa girerken ciddi bir gıda ve barınma krizi kapımızda bekliyor. Dünyada gıda fiyatları Ukrayna-Rusya savaşı öncesi seviyelerine dönmüştü. Ama hafta sonunda Rusya tahıl koridorunu yeniden kapattı. Dünyada 12 aylık gıda enflasyonu %5,5'lara kadar gerilemişti. Şimdi Rusya'nın tahıl koridorunu kapatma kararıyla tedbir alınmazsa dünyada gıda fiyatları yeniden artacak. Tabii bizde durum çok daha farklı. Kara kış yaklaşırken bizdeki gıda enflasyonu %93. Dünyadakinin kat be kat fazlası. Dünyada gıda fiyatlarının en hızlı arttığı 5 ülkeden biriyiz. Bu hükümet, saray hükümeti sayesinde. Tahıl başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarının yeniden artmaya başlaması, mutfaklarımızdaki yangının daha da büyümesi demek. Bugün markette sütün litresi 20 liranın, beyaz peynirin kilosu 100 liranın üzerinde. Edirne'de öğrenciler, yani peynirin merkezinde, bir peyniri üçe bölüyoruz. Asker gibi herkes kendi hakkını yiyor. Bu halimizden utanıyoruz diye dert yanıyor. Peki saraydan bu sesi duyan var mı? Hiç sanmıyorum, ne gezer. Enflasyonu kendi hatalarıyla azdırdılar. Paramızı pul ettiler. Geçtiğimiz yılın Aralık ve bu yılın Ocak ayında, yani sadece 2 ayda toplam %25 enflasyona neden oldular. Şimdi şark kurnazlığı yapıyorlar. Aralık ve Ocak'ta enflasyon artık bu kadar yüksek olmaz diye düşünüyorlar. Cinlik yapıp enflasyonun Aralık'tan itibaren düşeceğini ilan ediyorlar. Peki sonra ne olacak? Peki fiyat etiketleri düşecek mi? Hayır, hem fiyat etiketleri hem de açlık sınırı artmaya devam edecek. Saray sosyetesi üçer beşer maaşlar aldığından peki bu onlara pek dokunmaz, farkında da olmazlar. Ama asgari ücretli vatandaşlarımız ne yapacak? Asgari ücret 5500 lira, daha 4 ay önce belirlendi. En son açıklanan açlık sınırı ise 7425 lira oldu. Asgari ücretli bir ailenin sadece karnını doyurmak için İlave 1925 liraya ihtiyacı var. Asgari ücret bugün Türkiye'de ortalama ücret oldu. Onun için saray ve şürekasının yönettiği bu ülkede iş bulan da aç, iş bulamayan da aç. Kara kışa girerken kapımızda sadece gıda krizi yok. Aynı zamanda ciddi bir de barınma krizi var. Sadece son bir yılda doğalgaza %161, elektriğe %101 zam geldi. Yeni zamların da eli kulağında. Esnaf kira gibi gelen, kira seviyesinde gelen enerji faturalarından illallah dedi. Bu zulüm böyle devam ederse esnaf artık pes edip dükkanını kapatacak. Yine kışla beraber hanelerden yükselen yandım Allah feryatları
Öyle gözüküyor ki daha da artacak. Sadece enerji faturalarım, kiralar da serbest uçuşta. İstanbul'da kömürlükten bozma evlerin kirası 4000 lira olmuş. Kiralık bir daire fiyatları son bir yılda Trabzon'da %180, Konya'da, Sivas'ta ve Edirne'de %175, İzmir'de %173, Ankara'da %163, İstanbul ve Adana'da %155 artmış. Diyarbakır ve Van'da ise kiralar neredeyse ikiye katlanmış. Satılık evlerde ev fiyatları birkaç milyonun altına bir türlü düşmüyor. Tam da seçim öncesinde hükümet bir sosyal konut projesi daha açıkladı. TOKİ'nin yapacağı 250 bin sosyal konut için yaklaşık 8 milyon yurttaşımız başvurdu. Bugün başvuruların son günü. Her başvuran 100 vatandaştan sadece 3'ü konut sahibi olacak. Geriye kalan 97 kişi artık ev hayalinden vazgeçecek. Ülkemizin hali bu. Bu ülkede bir ev, bir araba sahibi olmak artık hayal. Araba demişken hafta sonunda Türkiye Otomobil Girişim Grubu seri üretim bandından ilk aracını indirdi. Bunu biz ülkemiz adına sevinçle karşıladık. TOK bir özel grubun yatırımıdır. Çok büyük kaynaklar tahsis edilmiştir. Türkiye'nin mobilite teknolojilerinde ilerlemekte umududur. Bir Türk markası olarak TOK'un dünyanın en önemli teknoloji üslerinden biri olması Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim en büyük dileğimizdir. Gelelim aracın fiyatına. İlk talep Erdoğan'dan geldi. Bu aracı almaya Erdoğan'ın gücü tabii ki yeter. Ama milletimizin kaçı bu aracı alabilecek? Bunu bilmiyoruz. Aracın fiyatı açıklanamadı. Sanki sır. Erdoğan'ın demesine göre ama Mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı hem doğru hem de mümkün değilmiş. Değerli basın mensupları, sadece bu sözler bile sarayın ekonomimizi ne hale getirdiğinin itirafıdır. Eğer bu ülkede firmalar 4 ay sonrası için fiyat veremez hale geldiyse zaten ekonominin köküne kibrit suyu dökülmüştür. Açıkçası bu Erdoğan'ın ağzından iflasın itirafıdır. Ama bu yıkımın müsebbiplerinden Nebati Bakan halen harikalar diyarında gezinmekle meşgul. Nebati Bakan'a göre dünyanın hissettiği kadar enflasyonu hissetmiyormuşuz. Yani siz ve diğer saray ve şürekası enflasyonu elbette hissetmez. Ama 4 ay sonrasına fiyat verilemeyen bir ülkede enflasyonun neler çektirdiğini, bedellerinin ne olacağı, ne olduğunu bir de millete soracaksınız. Hep diyoruz, enflasyonun olduğu yerde öngörülebilirlik olmaz. Öngörülebilirliğin olmadığı yerde yatırım olmaz. Yatırımın olmadığı yerde aş olmaz, iş olmaz. Ülkede 4 ay sonrasını öngörülemez hale getirenler, bir asır sonrası için ülkeye ufuk vizyon vermeye kalkıyorlar. Pes diyorum. Nitekim iş insanlarımızın artık istihap haddi dolmaya başladı. Türkiye giderek rekabetçi piyasa ekonomisinden Kuzey Kore modeli bir kumanda ekonomisine dönüşüyor. Tabela faizi %10,5. Ama bıraktık bu faize erişmeyi, kimse kredinin kendisine bile erişemiyor. Her gün yeni bir düzenlemeyle piyasanın işleyişine müdahale edip sistemi daha da bozuyorlar. Reel sektöre gidecek krediler her gün ayrı bir düzenlemeyle büyüyen bütçe açığının finansmanına yönlendiriliyor. Saray ve şürekası bankaların kaçtan kredi açacağına, kimlere kredi, ne kadar kredi açacağına kadar karışmaya başlamıştı. Yetmedi. Geçtiğimiz haftada bankaların ne zaman, saat kaçta döviz alıp satacağına da karışmaya başladılar.
Merkez Bankası bankalara bir yazı göndererek yurt içinde yerleşik bankaların yurt dışı bankalarla döviz alım satımını mesai saatlerinde gerçek mesai saatleri içinde gerçekleştirmelerini istemiş. Bu finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekliymiş. Tabii Merkez Bankası'nın arka kapısından çıkarılan dövizleri gece yarısı sadece kamu bankaları satacak ki bu kur manipülasyonu devam etsin. Ama tüm bu akıl dışı müdahaleler sonucunda olan iş ve istihdam yaratan reel sektörü oluyor. İş insanları artık önünü göremiyor. Yatırım için gereken kaynaklara erişemiyor. 20. yüzyılın en önemli iktisatçılarından Joseph Schumpeter'in dediği gibi, reel sektör bir ekonominin motoru ise finansta o motorun yağıdır. Motorda yağ eksilirse motorun mil ve yatakları yanar. Arabanın yolda kalması, sizi yolda bırakması kaçınılmaz olur. Bugün reel sektörümüz ne yazık ki böyle bir riskle karşı karşıyadır. Hükümet yapbozlarla ülkemizin krizlere dayanma gücünü tüketmişti. Ama şunu buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Umutsuzluğa da gerek yoktur. Türkiye karşılaştığı bu krizlerin üstesinden gelebilecek büyük bir ekonomidir. Ülkemiz iyi yetişmiş kadrolara sahiptir. İşte daha önce Türkiye'yi krizlerden çıkarmış tecrübeli kadrolar milletin masasında bir araya geldi. Türkiye'yi krizden çıkaracak reçeteye son halini vermeye başladı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken hiç kimse korkmasın. Biz geleceğiz, ülkemizi saray yönetimi tarafından içinde sokulduğu buhrandan çıkarıp alacağız. Biz geleceğiz, ülkemizi kısa süre içerisinde önce dünyanın en büyük 15. ekonomisi, sonra da dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. Biz geleceğiz, kavgayı, kutuplaşmayı bitireceğiz. Bu ülkenin insanları birbirini sevgiyle kucaklayacak. Aydınlık bir yarına omuz omuza vererek yürüyeceğiz. Biz geleceğiz, bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Gençlerimiz geleceğe umutla bakacak. Kendi ülkelerinde, kendilerinin ve ülkelerinin geleceği için çalışacak. Biz geleceğiz, ülkemize huzur gelecek. Refah gelecek, adalet gelecek, demokrasi gelecek. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında asırlık çınarın genç filizlerinde bu ülkenin umutları yeniden yeşerecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Şimdi onları aktaracağım. İlk soru CNN Türk tarafından yönlendirildi. CNN Türk'ün sorusu şöyle. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Sebebine dair bir bilginiz var mı? Bu istifayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İstifa tek taraflı bir müessesedir. Kendisi E-Devlet üzerinden istifa etmiştir. Gerekçesinin kendisine sorulması daha uygun olacaktır. Tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'nin partinize hazine yardımı almama ve bu yardımı eleştirmeniz gerektiği yönünde açıklamaları oldu. Bu açıklamayı yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı bütçesini seçim sürecinde kullanmadığını da savunan Destici, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazine yardımı alırken ve bu parayı eleştirmezken söyleyecek sözü olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Siz bu açıklamaları nasıl yorumlarsınız? Şimdi gerçekten Sayın Destici'nin bu ifadeleri gerçekse ciddiye alınacak hiçbir yanı yoktur. Bu sözler tamamen abesle iştigaldir. Bu sözleri söyleyen Destici anlaşılan gözleri görenlerin kulakları duyanların gördüğünü duymamaktadır, görmemektedir. Bugün ülkemizde Cumhurbaşkanlığı bütçesinin seçim sürecinde kullanıldığına dair örnekler her gün yaşanmaktadır. Bütün mitingler devletin bütçesiyle yapılmaktadır. İşte en son yaşadığımız AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla hafta sonu Ankara'da yaptığı parti toplantısının finansmanı nereden karşılanmıştır? Benim Sayın Destici'ye tavsiyem bunu bir sormasıdır. Ankara'daki bütün aydınlatma direkleri AK Parti Genel Başkanı'nın fotoğraflarıyla donatılmıştır.
bu paralar kimin cebinden çıkmıştır? Tekrar söylüyorum. Bu sözlerin ciddiye alınacak hiçbir yanı yoktur. Fox TV tarafından yönelen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, enflasyonla ilgili olarak son yılları saymazsanız ortalaması %8-9 civarındadır dedi. Siz bu açıklamaya ilişkin bir değerlendirme yapacak mısınız? Yani ekonomi yönetimine baktığınız zaman yaptıkları sonucunda millet olarak hep beraber işkence çekmesek çok eğlendiriciler. Çok espriler. Yani Anadolu'da bir laf var. Laf söyledi bal kabağı, doğra doğra koy tabağı. Yani şecaat arz eder, şecaat arz ederken bu kadar da sirkatin söylenmez. Sayın Bakan ucube şahsım rejiminin enflasyonu şahlandırdığını itiraf etmiş. Atama Bakan'ın bahsettiği son yıllarda ekonomiyi kim yönetiyor? Ekonominin sorumlusu kim? Erdoğan şahsım hükümetleri iş başına geldiğinde Türkiye'de tüketici enflasyonu %29,7 idi. Üretici enflasyonu ise %30,8 idi. 20 yıl sonra tüketici enflasyonu %83,5 olmuş, üretici enflasyonu %151,5 olmuş, tüketici enflasyonunda dünyada ilk 5'e girmişiz, üretici fiyatlarında ise dünya birincisi olmuşuz. Nereden nereye? Bu tablonun sorumlusu kim? Bakan çıksın, buna cevap versin. Yönlendirilen bir diğer soru da şöyle. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın Cumhuriyete, harf devrimlerine yönelik sözlerine muhalefetin yanı sıra Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'den de tepki gelmişti. Mahir Ünal yeni bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i hedef aldı. MHP liderine yönelik bir açıklaması olmadı. Ve ayrıca Türkçemle gurur duyuyorum, yaşasın Cumhuriyet dedi. Hem açıklamanın içeriğini hem de Mahir Ünal'ın bu açıklamayı yapmak için neden beklediğine ilişkin yorumlarınızı alabilir miyiz? Mahir Ünal söyleyeceğini söyledi, diyeceğini de dedi. Ben de bunlarla ilgili değerlendirmeyi konuşmamda yaptım. Ama tekrar söylüyorum. Herkes konuştu, bir tek AK Parti genel başkanından çıt çıkmadı. Buradan soruyorum. Cevap bekliyoruz. Erdoğan kendi grup başkan vekilinin sözleri için ne diyor? Her şeye laf yetiştiriyor. Bunu biliyor. Neden grup başkan vekilinin sözleri için konuşmuyor? Tekrar edeyim. Erdoğan bu konuda ya konuşacak ya da sükut ikrardan gelir diyeceğiz. Grup başkan vekilinin görüşlerini benimsediğini anlayacağız. Var. O soru da şöyle. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bağımsız Türkiye Partisi'ni 14 Kasım'daki toplantıda altılı masaya getirmeye hazırlanıyor. CHP'nin bu adıma yorumu nedir? Yedili masa mı geliyor? Görüşmenin altılı masadan habersiz gerçekleştiğine dair iddialar da var. Sizden bu konuya ilişkin bir değerlendirme alabilir miyiz? Açıklama açık. Meral Hanım'ın söylediği ifade ediliyor soruda. Bu konu Altılı Parti'nin Sayın Genel Başkanı'nın ilk toplantısında gündeme gelecek. Orada da değerlendirilecektir. Benim Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü olarak masada konuşulacaklar hakkında değerlendirme yapmamın doğru olmadığını düşünüyorum.